Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamasında son dakika çok ama çok önemli yeni gelişmeler var. Peki nedir o? Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. adı. hemen videomuza geçelim. Ek atama adına lütfen, lütfen ama lütfen beğenin ki destek olun. Öne çıkartalım. Yine Twitter'da da gündeme girmeye çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi şunu söyleyelim hemen. Öğretmen atamasında ne gibi önemli bir gelişme var? 4 tane yeni bakan yardımcısı atandı bugün itibariyle. Peki bu neden önemli? Arkadaşlar şöyle. Eski Milli Eğitim Bakanı Özer biliyorsunuz ki açıklamalarında Yeni Eğitim Bakanı'nın ve seçimlerin bitmesiyle geleceğini söylemişti ek atamanın Mayıs ayı içerisinde. Ve genel olarak baktığımızda e, şu anda yeni bakan geldi ve eski bakan yardımcıları da değişti. Yani yeni bakan yardımcıları geldi. Bununla birlikte, bunların da gelmesiyle birlikte tabii ki şu anda ek atama olasılığı artık daha da arttı. Neden? Çünkü artık Eğitim Bakanlığı'nda düzenli bir kuru, e, kurulu bir düzen var ve bu bakanlar arasında istişareyle birlikte kabineye sunulacaktır. Kabineye sunulması ile beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı olsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun eğer ki talimatı verirse bu şekilde kabineden çıkacak sonuçla da ek atam olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Şimdi halen daha ümidimiz devam ediyor. Bakın 23 Temmuz'da olacak KPSS. O yüzden halen daha e, 7 Temmuz'a kadar, 8 Temmuz'a kadar öğretmenlerimizin aslında isteği ve ümitleri halen daha devam ediyor. Bizler de tabii ki halen daha öğretmenlerimize destek çıkmaya devam edeceğiz. Olmazsa en kötü e, yani Tabii ki biz e, ol, olmasını istemiyoruz, olsun istiyoruz ama 2023 KPSS adına da yine çok ciddi desteklerimiz de olacak öğretmenlerimize. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Abone ol videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşürüz.